Açımızı da ayarlayalım şöyle. Full kesintisiz. Bizde her şey gerçek, doğal, samimi. Bak saçımı da şu anda yapıyorum. Sen çok dışarıda kaldın. Evet, 3 padoğu da temizledik. Evet. Sadece dezenfekte edeceğiz, o kısma kaldı. Birazdan gösteririm şimdi, çok yorulduk. Evet, ineklerimiz pazartesi günü çıkacaklar yola sabahtan. Akşama burada olmalarını bekliyoruz. Bugün de günlerden pazar. O yüzden tüm ahırı şöyle bir kaldırıp altlıkları falan temizleyeceğiz. Sonra dezenfekte edeceğiz. Üzerlerine kireç ve saman döküp yeni hayvanları bekliyor olacağız. Çünkü yeni hayvanlarımıza olası bir durumda, çünkü onlar çok çok profesyonel bir çiftlikten geliyorlar. Herhangi bir sorun yaşamamak adına orta tarafı zaten kısmen boş bırakacağız. Yeni gelen hayvanlar burada olacak. Diğer tüm hayvanları son padoğa sığdırmaya çalışacağız. Böyle bir kendimizce karantina süreci oluşturmuş olacağız ahırımızda. Böyle, burayı şimdi kaldırdık, tamamen temizledik. Aşamalarını paylaşıyor oluruz. Evet, ben dinlenme molasına geçtim. Şeyda Nur devam ediyor. Durduramıyoruz. Ne çalışkan birisi ya. Ya. Nereden geliyor bu çalışkanlık? Her şey yeni ineklerimiz. Şimdi ne oldu? Böyle temizledik. Atlas biraz kusura bakmayacaksın. Ayakta bekleyeceksin. Gitti zaten, bir yadırgadı. Bana yatacak yer bırakmamışsınız diye. Öyle izliyor bizi. Ama çok temiz ve güzel oluyor. Şimdi şu gübre sıyırıcı yolunu biraz yine suyla temizleyeceğiz. Sonra dezenfekte edeceğiz. Neden yapıyoruz bu temizliği? Hem zaten normalde bir yaza girerken yapıyorduk. Geçen sene de yaptık. Ama şimdi yeni inekler gelecek. Onlar çok konforlu bir yerden geliyorlar. Hem yatırgamasınlar. Hem de kışın tüm evet, son padok kaldı. Şeydan Dur hemen eve gidip kahve yaptı. Evet. Burada da hemen sponsor oldu. Ay düşüyorum. Valla keşke her gün böyle temizleyebilsek dedim. Belki kolay bir yolu vardır ama çok güzel oldu. En son geçen sene böyle bir temizlik yapmıştık, geçen yaz. Mevsim değişirken yapıyoruz genellikle, evet. Ama kışın zaten hem biraz sıcak tutsun, yani onlar böyle bir katma oluşturuyor tezekler. Hem biraz sıcak tutsun diye de böyle yıkamıyoruz, ıslatmıyoruz. Hem de kuruması da zor oluyor. Şimdi yarın inşallah yeni ineklerimiz gelecek. Çok heyecanlıyız. Videoyu izleyenler için şaşırabilirler. Bugün pazar, yarın pazartesi. Evet. Ha. Yarın kavramı değişmesin diye. Ha, evet. Bugün pazar, yarın pazartesi. İnekler inşallah yola çıkıp gelecekler. Çok heyecanlıyım. Yola çıkıp gelecekler mi? Yola çıkıp gelecekler. Asfalttan bizim lastiği patlattığımız yer. Yani Silivri taraflarında cerseler görürseniz onlar bizim inekler. Selam söyleyin. Sırtlarına bir şey bağlayın, bize getirirler. Ya şeyden çok çekiniyoruz. Şimdi hayvanlar güzel bir çiftlikteydi. Biz burada hani onlara aynı durumu yaratabilecek miyiz? Tabii ki uyumlanırlar bir süre sonra ama ilk geldiklerindeki o şoku öngörüyoruz. Evet. Kendimizi rahatlatmak adına. O yüzden böyle biraz kılı kırk yarıyoruz. Onların altına şimdi bizim ineklerimize belki 2-3 santim saman yapıyorsak onlara şimdi 10 santim yapacağız. Bu da bizim 200'lüğümüz olsun hayvanlarımızın. Yo ama onlar, yani onların da geldikleri yerler bizimkinden daha kötü olabilir. Tabii.
Yani bağlılardı. Bizim geldikleri yer daha genel bizim aldığımız ineklerin hepsi sürekli bağlı tutulan, işte küçücük bir yerde duran ineklerdi. Şimdi burada böyle istedikleri İlk defa dışarı saldığımda zaten hatırlıyorsun, videolarda da var. Evet, nasıl koşup oynadılar yani. O özgürlüğü tattıklarını gördüm ben onlarda. Evet. O yüzden güzel şeyler oluyor. Şimdi buraları tertemiz yaptık, yıkadık, sıyırdık. Sonra üstünden ona ne deniyor ki sıyırgaç? Çekpas. Çekpas yaptık. Şimdi biraz kurumaya başladılar. Bize daha önce bir yani takipçimiz de söylemişti. Sonrasında da araştırmıştık. Bir ilaçlama sırt şeyimiz var. Onu suyla doldurup içine de çok az bir çamaşır suyu koyacağız. Böyle kenarları, köşeleri dezenfekte edeceğiz ineklerin, yani yalamayacağı yerleri. Sonra da birazcık kireç sepeleyeceğiz. İyice dezenfekte etmiş olacağız. O inekleri de ilk padoğa almayı düşünüyoruz. Artık bugün de orayı boş bırakacağız. Yani oraya inek koymayacağız. Suluklarını, bir de yem yedikleri yeri de temizleyeceğiz. Sonra bugün kişimiz bitiyor ama sabahtan beri buradayız. Ahırımız yani büyük aslında. Hani böyle sadece çekip temizlenebilecek gibi değil. Gerçekten belki videoda göründüğünden daha büyük bir ahır. 30 başlık ortalama. Aynen. O yüzden de bu yerler bayağı bizi yordu, yaptıkları yerler. Uzun zamandır da temizlemediğimiz için. Öyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sen konuşurken neyi düşündün biliyor musun? Nereye dedim ya. Nereden nereye? Hatırlıyor musun? Daha hayvanlarımız yoktu. Koçtepe'de video çekmiştik yukarıda. İşte hayvanlarımızı alacağız, şunu bunu bekliyoruz diye. Şimdi üzerinden 1,5 sene geçmiş. Vay yine canına hayvan be. Alacağız. Yine hayvan alıyoruz. Ama işte şu güzel. Yine hayvan alıp aynı şeyi devam ettirsen kendimden etkilenmezdim. Ama şu an bir tık vites arttırıyormuşuz gibi geliyor. Çünkü hani güzel bir işletmeden güzel kaliteli hayvanlar aldık. Evet. Ve bunun bir sonraki adımı muhakkak kaba taslak olarak kafamızda var ama beni bile heyecanlandırıyor. Yani. Evet. Bir sonraki adımda bir ne olacak? Bir de güzel yani kaliteli süt veren inekler alacağız. Yani yağ oranları olsun, süt kaliteleri olsun, A2 proteinli sütleri olacak. Onları bizim ineklerin sütlerinden ayıracağız. Yani ayrı ayrı sağım yapacağız. Ona göre bir herhalde bu bölgeye ilk başta tabii sütü ilk başta Çarcuma bölgesine yine satacağız diye düşünüyorum. Tabii tabii. Ya yakın olması hasebiyle. Evet. O yüzden bu da demek oluyor ki yakın zamanda Çarcuma bölgesinden ama Çarcuma bölgesinden sadece çiğ süt siparişleri alabiliriz. Tabii ki önümüzdeki haftayı beklemek mantıklı çünkü bizim asıl ana ürünümüz biraz da peynir. Diyebiliriz. Peynir üretimini de halletmemiz gerekiyor. Evet. Biz duyurusunu yaparız zaten. Takipte kalın. Güzel olacak. Teşekkürler. Hadi o zaman kahvelerimizi içelim. Sonra da dezenfektasyon olur. Ben yoruldum ya. Böyle iç dertleşesim var. Bir de arkamda hep istiyorum şöyle balya. Saman balyasına karşı konuşmayı ben çok severim. Çiftliklerde böyle yaparlar ya. Ortaya yem yolunda bir saman balyası üzerine konuşurlar. Şu an tam öyle. Hoş peşler misin? Niye reklam yapıyorsun? Şekerim değil. Bir adet çikolatalı gofret yer misin diye sordum. Dur öyle belli olur. Yarıladın. Evet, temizleme işlemi bitti. Şimdi dezenfekteye geçtik. Suyun içerisine çok az bir çamaşır suyuyla. Köyün denizi gibi dolaşıyor ahırın içinde. Noni noni. Ya bir de patlamış. Bir de borusu patlamış bunun. Biz uzun bir süredir kullanmadık tabii. Ön taraftan vermiyor. Borunun yırtıldığı yerden veriyor. Kolum ağrıdı. Hatta şu an Şeyda Nur'un sol elinin boş yere yaptığını söylesem belki de üzülecek. Aa yok, boş değilmiş. Bir şey diyeceğim. Bu işlerin adamısın ha. Sen çok seviyorum. Tam bu işlerin adamısın. Çağcıma Belediyesi'ne başvuru yapayım mı? Yok. Sokak sokak gez böyle. Şarkı söylesene böyle. Hadi bir şarkı. Hadi bir şarkı gelir mi be?
suyla karıştığı için olmaz. Allah Allah. Evet. Ben Çamaşır Suyu Bakanlığı'nda çalışıyorum. Yok mu? Aha düşüyordu. Bir şarkı gelmez mi ya? Dip bucak. Tam profesyonel ya. Kafaya takmış bak. Kafaya takmış iki adama bakar. Oo. Bu altlıkları da yeni gelenlerin altına koyacağız. Üzerine kireç, saman. Temizledik onları da. Kavuştan tahtaya. Burası kör. Vallahi inekler. İnekler. O size... kadar da şımarmayayım. Bu kadar uğraştım yani. İnekler size sesleniyorum. İnovasyon. Eğer ucu bozulduysa borudan devam. Demirlere yapma da atlas yalıyor oraları. Evet, şimdi üzerlerine bir kireç vururuz. Hemen hemen her tarafa gezdi arkadaş, belediye personeli. Evet, şimdi Necip kireç döküyor. Taşıması kolay olsun diye. Keşke maske alsaydım. Duman ettin gali her yere. Şimdi şu kısmı, yani içeriği bitirirsek eğer yem yolu tarafını da düzenleyeceğiz. İnce sadece. Aynen ince. Bayağı hoşuna gitti bu iş. He ya, biz işleri niye böyle severek yapıyoruz? İlk başta bir şeyden şey değil de, her senin su sıkma, tabii borusu sağlam olsa daha eğlenceli olacak yani. Evet. Nasıl? Yeter. Abartmayalım çünkü bu daha var ahırda. Solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabiliyormuşuz. Evet, yeterli. Evet, karma anlat neler yaptığımızı. Miyav 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 miyav. Evet, tertemiz. Ben yeterim burada. Evet, o derece oldu. Aynen. Bebeleri de saldık biraz oynasınlar diye. Böyle bal dök yala kıvamına getirdik. Burayı kullanmayacağız. Burayı şimdi buzağları çıkarttıktan sonra kapatacağız. Atlas ve annesi bir süre orta padokta kalacak. Her şey hazır. Yorulduk ve sabahtan beri buradayız. Çok yoruldum ya gerçekten. Dinlenmek istiyorum birazcık. Dünya rahat bırak insanı. Buzağıyla beslenen şey ne buzağısı ya? Biberonla beslenen buzağların özelliği bu demek ki. Çok insana bağımlı oluyor. Sürekli süt vereceksin sanıyor. Bak Atlas'ta hiç öyle bir şey yaşamadık çünkü hep annesi emzirdi. Bu da peşimizde. Biz koşarsak koşuyor. Ne yaparsak onu yapıyor. Ya dur. Sen niye böyle her tarafın kar gibi? Kireç kızım. Kireç oldum ya. Her tarafa da döktüm. Şuralar da tertemiz oldu. Ve bugünkü neyimiz? Koşturmacamız diyelim. Aynen. Bitmiş oldu. Biz de bittik. 4-5 saat oldu herhalde. Evet. Otur kalk, otur kalk. Elime bak. Ama yani kolay değil. Bütün ahır, bizim ahır gerçekten büyük de. Her tarafını yıkadık, süpürdük, kireçledik, dezenfekte ettik, etrafı topladık. Derken dünya... Acıktık, ettik. Acıktık. O zaman görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Bu arada dur görüşürüz demeden buzağının dünyanın da kapısını yaptım. Balya koyuyorduk onu da göstereyim hemen. Dünya gel kızım. Şöyle iki paletin ortasına o kapıyı yeni yaptım. Bakalım işlevliğini ilk defa kullanacağız. Gel. Hızlıdan çok acele bir şey yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? Gel. Kandırmanın da böylesi. Gel bakayım. O bize doğru atak yapacak şimdi. Bak kafayla giriyor ya. Kafa atarak geçmeye çalışıyor. Tamam biraz otursun zaten o da yoruldu. Aynen. İyi böyle. Görüşürüz diyordun. Şuradan alayım seni Atlas'ın önünde. Görüşürüz.